Evet, Zeytin'in başkenti Gemlik'ten herkese hayırlı akşamlar dilerim. Bir yeni Mor Koltuk programıyla daha sizlerle beraberiz. Efendim bugün çok muazzam bir yeteneğe sahip, genç yaşta birçok başarıya imza atmış Via Simit Fırını'nın işletme sahibi İbrahim Bilgi yanımızda. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Umut Bey. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, sizi sormalı. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Sizi gördük, daha iyi olduk diyebiliriz. Çünkü her sabah sizin o muazzam simitlerinizden yemeden C vitamini gibi, biliyor musunuz? İbrahim Bey, öncelikle değerli izleyenlerimize, tabii ki de Gemlik halkının çoğu sizi tanıyor. İşletmenizin nerede olduğunu biliyor. Fakat bilmeyenler için kendinizden biraz bahseder misiniz? Öncelikle burada bizi izleyen Gemlik halkına sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. İbrahim Bilgi, Ağrılıyım. Ağrılısınız. Evet, Ağrılıyım. 2000'liyim. 2000 doğumlusunuz. Evet, 2000 doğumluyum. İbrahim Bey, ben sizden bildiğim 9 yaş falan büyüğüm yani. Sizi ben biraz daha böyle yaşınız var sanıyordum. Yok. Yalnız hayatın vermiş olduğu tecrübeler ve ondan hayattan olabilir, edinmiş, evet, olduğunuz tecrübelerden, evet, dolayı bu olgunluğa sahipsiniz. Evet. Gerçekten çok büyük bir başarı. 2000'li olup da sizin atmış olduğunuz bu projelere, bu yeteneğe tek başınıza sonuçta bir işletme sahibisiniz. Evet. Bu muazzam bir şey. Yani herkesin üstesinden gelemeyeceği bir durum. Evet. İbrahim Bey, ne zaman başladınız simit olayına, fırın olayına, ya da ilk olarak mesela bir fırında birçok çeşitli şeyler yaparak mı başladınız, yoksa direkt kendinizi simit ustası olarak mı geliştirdiniz? Hayır, şöyle söyleyeyim. Arda 2008 6. ayında buraya geldik. 8 yaşındayken. Hem okul hayatı hem iş hayatı başlangıcından. Hı-hı. Hem okuyarak hem cumartesi pazar simit satarak böyle devam ettirdik. Yani babanızda da simit satma yok. Şeyi yoktu. Kendimiz yapıyorduk. Hayır, siz yapıyordunuz. Yapıyorduk. Burada, evet, Gemlik'te yapıyordunuz. Evet, Gemlik'te yapıyorduk. Çok iyi. Bizi bilen biliyor zaten. Hı-hı. Ondan sonra tabii yıllar geçtikçe okul ilerliyor. Okul ilerledikçe önün açılıyor. Önünüz açıldıkça bir şeyler yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Kararımı ustalık konusunda verdim. Bu işe de böyle atındım. Ya peki bu mesleği nasıl öğrendiniz? Nasıl öğrendim? Abimle beraber başladık, Muhammed Bilgi. Burada şu an kendisi Gemlik'te değil, Amerika'da yaşıyor. O zaman buradan, evet, kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum. Sevgilerimizi iletelim. İsmi neydi? Muhammed Bilgi. Muhammed Bilgi Bey'e gerçekten çok yetenekli, muazzam bir abilik yaparak size, evet, bir meslek sahibi olmanıza, evet, neden, evet, olmuş, sebep olmuş. Biz de buradan Gemlik Life ailesi olarak kendilerine selamlarımızı yollayalım. Evet. Öyle devam etmekteydi ustalık hayatım. Abin simitçilik mi yapıyordu? Evet, simitçilik yapıyor. Ondan sonra bir ustalıkla başladık. Tabii ben bunun üstüne koyarak devam ettirmek istedim. Hı hı. Tabii önünüz açılıyor gittikçe, dediğimiz gibi. Daha iyi yerlerde ustalık yapmaya başladım. Ankara Ordu Evi'nde. Çok iyi. Evet, Ankara Ordu Evi'nde ustalık yaptınız. Ustalık yaptım. Çok askerliğim iyi. Boyunca, 5,5 ay boyunca, tabii izinleri çıkartırsak. Hı hı. Devam etti. Ondan sonra geldim, fırın açma kararı verdim. Biraz düşündüm. Taşındım, bir şeyler yapma gerektiğini karar verdim. İlk fırını Gemlik'te açtınız. Evet. Küçük Kuma'da çalıştınız mı hiç? Hayır, maalesef. Ben Kuma'da. Küçük Kuma'da doğdum, büyüdüm. Hala da Küçük Kuma'da oturuyorum. Ben de yaklaşık bir 15-20 sene önce, evet, belki izleyenlerimiz de daha yeni duyacak bunu, öğrenecekler. Simit sattım ben de. Doğrudur. Yaklaşık 3 sene sezonları simit satıyordum. O zamanlar 25 kuruş muydu, neydi? Şimdi simit aldığı başını gidiyor. Bunun çok sebebi nedir? Bu kadar pahalamasının sebebi nedir? Gemlik'te simit satışının ortalama fiyatı nedir? Ortalama fiyatı şöyle söyleyelim. Yeme içme sektöründe her şekilde değişiyor Umut Bey. Bunu bir dönerle kıyaslayabiliriz. Mesela 30 TL de döner var, 10 TL de döner var. Yani biliyorsunuz, ucuz öğrenciye yapılan bir döner. Evet. Şimdi kaliteli bir ürün var ortada. Şimdi ucuz malzeme kullanan bir sıra diyelim. Kaliteli bir malzeme. Ortalama, şimdi biz Bursa'da gidip baktığımızda ortalama 6 ve 7 TL arası simit. Bursa'da? Tabii. Hı. Biz burada Gemlik'te ne kadar? Şu an Gemlik'te ben kendim 6 TL satıyorum. 6 TL. Tabii 4 TL satan da var. 3,5 TL satan. 3,5 TL satan var mı? Satan var. Nasıl diyelim yani. Nasıl kalkıyorlar o maliyetten? Sonuçta bunun neyi, susamı var? Susamı var, evet. Unu var. Unu var. Pekmezi var. Pekmezi var. İşçiliği yağ var. Yağ var. İşçiliği var. Tabii. 3,5 TL. Sizce ucuz etin lahnesi olmaz diyorlar ya, evet, o misal mi? O misal, şimdi kullandığımız birinci sınıf unlar var, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf sıraladığımız. Susam'da da aynı şekilde birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf adlandırdığımız ürünler kalite var. Kalite, markadan markaya değişiyor sanırım. Tabii bugün isim vermek istemiyorum.
Birincisi, verelim isim, herhangi bir sıkıntı yok. Bugün Hekimoğlu Gemlik'te kullanan fırıncı sayısı çok az. Çünkü fiyat birimi çok yüksek. Genellikle 3,5-4 TL veren kısım normal sıradan esmer un dediğimiz, tabir ettiğimiz ekmeklik un kullanıyorlar. Yani kesin değildir ama ya belki ekmeklik de... Ekmeklik un yani şimdi... Ekmeklik un derken nasıl ekmeklik yani? Ekmeklik esmer un yani, hafif un yani. Yani ekmek ekmeğin unuyla simidin yapıldığı un farklı farklı mı? Tabii farklı farklı. Hekimoğlu çeşitlik bir un. Her şeye kullanabilirsiniz. Kuru pasta, yaş pasta kekine, simitliğe, börek kullanırsınız. Böreklik ayrı olduğu için. Hani birçok kurabiye çeşitlerine kullanabilirsiniz bunu. Siz Hekimoğlu kullanıyorsunuz. Evde bayanlar da bilir yani, Hekimoğlu kullanan bayanlar. Ben şu anda da zaten simit yaparken yapmış olduğunuz işlemler ekranda zaten izleyicilerimiz görüyor. Yani, Hekimoğlu'ndan başka bir ürün getir, dükkan önüne koy, bırak parayla almayı, bedava bile kullanmam. Çok kendi iyi. Kendi şahsım adıma. Yani siz paradan daha ziyade Gemlik halkınız daha çok böyle tadını, ağız tadına... uygun bir simit yapıyorsunuz değil mi? Bizim önceliğimiz Umut Bey, işletmeyi açarken de bizim hiçbir zaman hedefimiz çok para kazanmak değil. Kalite. Kalite. Yani kalite olduğunuz mu zaten yürüyorsunuz kendiniz. Yani. Bizim önceliğimiz her zaman o oldu. Sabahları görüyoruz yani kuyruğu. Yoğun Allah'tan tanıdığınız da aradan filan aradan filan alıyoruz yani yine de. Gerçekten muazzam bir kuyruk oluyor. Bu da tabii ki de sizin... kaliteli olmanızdan kaynaklanan bir durum. Evet, Via Simit ailesi olarak şu an çok yoğun bir dönemde geçmekteyiz. Ekibimiz 5 kişilik bir ekip. Bunda personel sayısını artırarak biraz daha hafifletmeyi düşünüyoruz ileriye dönük bir zamanda. Via Simit ailesi olarak daha her gün güne başlarken nasıl daha kaliteli bir ürün sunabiliriz diye düşüncesindeyiz. Çok bizim iyi. Dediğim gibi her zaman güne başlarken nasıl daha iyi yapabiliriz, nasıl Gemlik halkına simit kültürünü tanıtabiliriz. Bunu düşüncesindeyiz açıkçası. Yani şimdi önceden yani yaklaşık geçen sene şu anki işletmenizin olduğu yere yeni bir restorasyon yaptınız diye hatırlıyorum evet, ben. Büyük bir yatırım yaptınız. O konuyla ilgili bir detay verebilir misiniz? Yani şu anda zaten ekranlarımızın başına geliyor, izleyenlerimiz izliyor. İlk zamanlar konfeksiyonlu fırınla başladık. Şimdi efendim? Konfeksiyonlu ne fırınla demek? Başladık. Konfeksiyonlu fırın ne konfeksiyonlu demek? Konfeksiyonlu fırın otomatik bir fırın. Elektrikle çalışıyor kendisi. Ha, ilk evet. Başladığınız zaman tabii, elektrikli fırınla başladınız. Elektrikli fırınla arasında başladık. Çok fark var mı? Arasında şöyle, elektrikli fırın biraz daha kurutma özelliğine sahip. Biraz daha çıtırımsı. Kara fırına döndük. Tabii şimdi kara fırında odun lezzeti var. Odun lezzeti de bir başka, bunu anlatamayız. Odun lezzeti de simidin parlamasına, simidin daha öz bir kokusu var. Zaten bizim değerli müşterimiz bunu biliyor. O kalitenin de farkındalar. Böyle bu şekilde devam etmekte sektörümüz. Ben en çok merak etmiş olduğum, değerli izleyenlerimizin de eminim birçok kişinin aklına geliyordur. Simidin tarihi. Simidin tarihini biliyor musunuz? Simidin tarihi 593 senesinde bulunmakta. 1593 yılında evet, bulunmuş. Osmanlı zamanında Ramazanlarda akşam üzeri askerlere ikram ediliyormuş. Simit. Çok iyi. Evet, askerler bir sevinçle bekliyormuş her zaman. Biz de şu an Gemlik halkına bu hizmeti sunuyoruz. Nasıl olmuş yani, bu tam detaylı bir şekilde biliyor musunuz? Yani 1500'lü yıllarda. Detayını şöyle söyleyelim. Bir hamur keşfetmişler. Tabii pekmeze batırmışlar o zaman. Tabii evet. Hamuru pekmeze batırıyorlar. Tabii batırmışlar, öyle keşfetme ve simit günümüzden günümüze de değişiyor gittikçe kültürü. Şimdi bugün Gemlik'teki simit, Bursa'daki simit veya Amasya'daki simidi karşılaştıramazsınız. Farklı farklı mı? Tabii şehir diyorsun? Şehir simidin kültürü değişiyor. Peki şimdi, kültürü değişiyor derken nasıl yani? Şimdi ya bildiğimiz şimdi, bizim buradaki simit örnek veriyorum, Erzurum'da nasıl bir simit olabilir? Yani tadı farklı mı? Tabii, tadı görünüşü farklı mı? Hamur yoğuruluşundan tutun, kullandığı pekmezinden, kullandığı susamından. Ayrıca şöyle bir şey var. Simit her yerde aynı çıkmıyor. Her simit her fırında çıkacak diye bir kaide yok. Yani burada tat farklılığı, görüntü farklılığı var mı peki? Tabii görüntü farklılığı da var. Şimdi İstanbul'da çiftli simit tabir ettiğimiz... Efendim? İstanbul'da çiftli simit tarih... Çiftli simit. Çiftli simit, burmalı simit. Uzun oluyor böyle. Ya uzun derken yuvarlak şeklinde burmalı simit tabir ettiğimiz. Ya bu fırın simiti oluyor. Fırın diye fırın simiti oluyor. İşte normal simit olarak adlandırıyorlar Gemlik'te. Mesela fırın simiti vardır. Pastanelerde falan satılır. Şimdi pastane simit dediğimiz Umut Bey. Pastane simidi değil mi? Bir konuya değinmek istiyorum. Pastane simit dediğimiz sütlü simit tabiri müşterisine.
Sütlü simit diye bir şey yoktur. Yapılan aşma hamurundan yapılıyor sütlü simit dediğimizde. Biz kendimiz üretmiyoruz sütlü simit. Bizim... Ha, o sütlü simit mi oluyor? Yani sütlü simit, yani sütlü simit tabiriyle işte halkımız diyor. Pastanelerde pastane üretilen. Pastane simidi işte. Ama normalde yapılan aşma hamurundan yapılıyor. Biz kendimiz kazan simidi üreticisiyiz. Yani yaptığınız siz de yaparsanız açmayı yapmış olduğunuz simitten pastanelerin yapmış olduğu olmaz. Simit hamuru sert ve kavisli bir hamurdur. Hı-hı. Simit hamuru yarım saat yorulmaktadır. Yarım saatten aşağı yoruldu mu simit kabarma sıkıntısı yaşar. Simit hamuru pekmezde saniyeler içinde beklemesi çok uzun süre olursa haşlanır. Ha, o çok kısa, onun tabii, süresi de var yani. Süresi de var. Simit 250 derecede pişmektedir. Uzun süre 250 derecenin üstünde olursa haşlar. Kaç dakikada mesela pişiyor bir simit? Simidin pişmesi 10 ile 15 dakika arası simidin hamurun dinleme seviyesine bakar. O hamurunuz ne kadar dinlenmişse o boyut boyut değişir yani. İlhan Bey, bu işin kitabı yazmışsınız yani. Kitabı derken yani işin içinde olduğunu, işin ilmini bildiğimiz için bu sektör üzerinde çok uzun saatler sarf ediyoruz. Yani nasıl daha kültürsel bir boyuta getirmek, hı-hı, için simidi uğraşıyoruz yani açıkçası. Sabah kaçta başlıyorsunuz? Sabah 5'te başlıyoruz Umut Bey. Sabah 5'te, evet. Her sabah 5'te. Tatiliniz, izniniz yok mu sizin? Tatil derken Ramazan'da tatil yapma niyetimiz var bu sene açıkçası. Ramazan'da? Evet, Ramazan'ı bekliyoruz dört gözle. Yoğun bir süreçten geçiyoruz dediğim gibi Via Simit ailesi olarak. Müşterimize de çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakaları için. Her sabah 5'te kalkıyorsunuz. Evet. Günde kaç simit, ayıptır söylemesi, satıyorsunuz? Ortalama 800 tane poğaça yapıyoruz. 800 poğaça, evet, yapıyorsunuz. Poğaça yoğun gidiyor. Simit de aşağı yukarı 700-800 tane. Ve bunun yanında kıymalı peynirli böreğimiz var. Ben en çok sizin tahinli pide, onun özel bir nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum da ben pide, sizden yemiş olduğum tahinli pide gibi başka yerde hakikaten yemedim. Tahinli pide dediniz, değerli bir ustamı hatırlattınız bana. Hatta getirmiştiniz yanım. Evet, neredeydi? Orada var. Çok özür dilerim. Ben tadına bakacağım yani şu an. Evet, canlı yayında bir ilk. Tahinli pide. Via Simit fırınının getirmiş olduğu, Via Simit fırınından çıkan İbrahim Usta'nın ellerinden muazzam tahinli pide. Şey olur. Belki izleyenlerimiz arasında canı hamile falan canı çekenler yani olabilir. Canı çekenler varsa Via Simit fırınına gidip, aynen, tahinli pide alabilir. Bunu yayından sonra affedersiniz gömeceğim abi. Tabii, gömeceğim. Teşekkür ederim, sağ olasın getirdiğin için. Bunun tarihi ne? Tahinli pide dediniz, bana değerli bir ustamı hatırlattınız açıkçası. Size Vizyon bu işi öğreten başka bir ustanız daha var. Evet, Vizyon Tele Simit Fırını kurucusu Hakan Alpasan'a burada kucak dolusu sevgilerimi Vizyon gönderiyorum. Tele. Vizyon bu Tele. Bu bizim fırını. Eski ofisimizin, evet, orada, otobüs planının orada. Vizyon Tele Simit Fırını sahibi Hakan Alpasan'a kucak dolusu sevgilerimiz. Kendisi biz de buradan selamlarımızı iletelim. Evet, kendisi şu an Amerika'da. Sizin ustalarınız hepsi yurt dışında çıktı. Evet, biraz. Biri Amerika'da, biri Almanya'da. Biraz öyle oldu, biz kaldık burada. Siz ne zaman gidiyorsunuz? Yok, gitmeyi düşünmüyoruz. Siz terk etmek istemiyorsunuz. Yok, biz böyle iyiyiz. Hakan ustamız da çok değerli biri kendisi. Hı hı. Gerçekten gemliğe tayinliği tattıran, yani tayinliğinin bir boyuta gelmesine sebep olan gemide güzel bir, nasıl şu an simidin hizmetini sunuyoruz ya, o şekilde diyelim. Kaliteli bir şekilde. İyi bir ustaydı yani. İyi bir usta. Kendisi, tahinli pideyi çok iyi yapıyordu. Tahinli pideyi gerçekten çok iyi yapıyordu. Biz de kendisinden öğrendik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada kucak dolusu yine sevgilerimi gönderiyorum. Çok değerli bir abimiz. O bildiğimiz tahin koyuyorsunuz değil mi? Evet, tahin var. İçinde şeker var. Hafif su var. Ha, karışım. Tabii karışım var. Bunun belli bir kıvam var. Sadece tahin acı olur. Yani burada bilmelerini de isterim açıkçası. Ya şimdi tahinli pideyi Bursa'da farklı yapıyorlar biraz daha. Tabii onu da değinmek istiyorum. Şekeri üstten veriyorlar. Üstten verildi mi tahin uzun süre durmuyor. Tabii kuruma yapıyor. İçten verildi mi biraz daha yumuşaksı, ıslaksı bir kıvamı var. Gemlik halkının daha çok hoşuna gittiğini düşünüyorum. Çünkü yaptığımız deneylerde kendimiz de bu şekil karar verdik. Hı hı. Bu şekil tahinli pide devam ediyor. Satışlarımız da çok iyi şu an tahinli pidede. Çok güzel. Geleneksel bir hale getirmek istiyoruz tahinli pide. Gemlik'te gerçekten bunu iyi bir seviyeye çıkartmak istiyoruz. Yani herkesin tahinli pide tatmasına... Simitte iddialı olduğunuz kadar tahinli pidede de, evet, iddialısınız. Tahinli pide de iddialıyız. Peki Via Simit fırınında en çok talep gören ürün hangisi? Talep gören ürün kaşarlı aşma, sade aşma, zeytinli aşma, dilim zeytin. Sizin bir de hakikaten aşmanız var. Evet, yani börek. Yani bunların gerçekten, biz yıllardır gemlikteyiz. Tabii birçok fırın, simit fırını, işte normal pastanelerde yemiş olduğumuz ürünler gerçekten çok güzel ürünler. Fakat güzel var, çok güzel var, bir de çok çok güzel var. Evet. Ben sizden yemiş olduğum bu simittir, açmadır, işte kaşarlı açma, poğaçadır, zeytinli poğaçadır, evet, zeytinli açmadır. Çok çok güzel.
diye nitelendirdiğim o üst seviyedeki fırınlardan bir tanesiniz, ustalardan bir tanesiniz. Hatırlıyorum. Fakat diğerleri kötü mü? Tabii ki de hayır. Yani bunun iddiasını ben sunmuyorum. Siz evet. de sanırım ki böyle bir şey sunmazsınız yok, zaten. Ama yine de dediğimiz olduğumuz gibi çok güzel vardır, bir de çok çok güzel vardır. Gerçekten İbrahim Bilgi usta olarak Via Simit fırınına çok çok güzel lezzetler kattığınızı görüyoruz. Evet. Talepten de görüyoruz. Kullanmış olduğunuz kaliteli malzemelerden de görüyoruz. Diğer fırındaki ürünlerimiz de, diğer fırınlar da tabii ki de güzel ürünler yapıyorlar. Onu kullanmış olduğu malzemeleri bilemeyiz. Fakat sizin Via Simit fırını olarak ben çekim yaparken gözümle gördüm. Değerli izleyenler, ben gözümle gördüm. Çünkü çekim yaparken reklam tanıtım filmi çektik sonuçta. Gözümle gördüm. Gerçekten söylemiş olduğu kaliteli malzemeleri kullandıklarını ben gözümle gördüm yani. Keşke herkes sizin gibi insan sağlığını düşünen, sadece para odaklı değil de ya kardeşim benim için kalite de çok önemli dese de sizin bu ustalığın vermiş olduğu profesyonelliğin yanında bu kaliteli malzemelerin de kalitesiyle harmanlaşmış bir şekilde ürün satsalar Gemlik halkına da kaliteli ve güzel ürünler yiyebilsek. Fakat herkes öyle mi? Değil. Güzel de var, çok güzel de var, çok çok güzel de var. Sizin statünüz benim gözümde hakikaten çok çok güzel. Simit şubesi mi denir onu artık bilmiyorum İbrahim Bey. Yani sizin bu Via Simit fırını şubeleştirme gibi bir işleyişiniz, bir düşünceniz var mı? Şu an Umut Bey öyle bir düşüncemiz yok. Çünkü yoğunluğumuz yeni açtığımız işlerimizle gerçekten de çok yok ilgi görüyoruz. Bunu daha iyi bir şekilde değerlendirip bunun için yani şu an yok diyelim, öyle kalsın. Yani şu anda öyle bir düşünceniz yok. Öyle bir düşüncemiz yok ama ileri zaman tabii nasip olursa. Ne olur ne olmaz diyorsunuz. Neden yani. Olmaz yani. Hani geçen seneye göre şu son bir senedeki yükselişiniz gerçekten gözle görülür derecede. Hani şimdi hem yaşınızın vermiş olduğu gençlik var. Şimdi şöyle bir şey var. Hakikaten ben sizden 9 yaş büyüğüm. Ben sizin yaşınızdayken 2000 doğumlu. Ben 9 sene önce böyle bir işe girişimde bulunabilir bulunamazdım abi. Yapamazdım. Ya. Hani bu tamamen cesaret meselesi, tamamen isteklik meselesi. Siz almış olduğunuz tabii bir de ustalarınızın size karşı vermiş olduğu eğitim var. Sizin ustalarınıza karşı göstermiş olduğunuz sevgi ve alaka var. Bunlar hep beraber birleşince işte böyle kaliteli bir simit fırını ve böyle kaliteli bir usta çıkıyor. Yani ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizi burada görmekten inanın mutluluk duydum. Hem yaşınıza saygım hem ustalarınıza saygım var. Bu nazik davetimizi de kırmadığınız için çok teşekkür ederim size. Söylemek istediğiniz şeyler varsa isterseniz bir konuyu toparlayalım. Söylemek istediğiniz şeylerden bahsedin. Daha sonrasında programımızı ara verelim. Umut Bey, öncelikle sizi bizi davet ettiğiniz için özellikle Via Simit ailesi olarak size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz teşekkür ederiz. Gemlik Life ailesine. Demek istediğim Gemlik'te yeni yeni taşınan insanlar var biliyorsunuz. Yani, bir gelişen bir durum sürekli var. Sürekli göç alan bir yer. Evet, göç alan bir yer Gemlik. Bu lezzeti, bu kültürü tanıtmak istiyoruz açıkçası. Bunu iyi bir boyuta getirmek istiyoruz. Via Simit ailesi olarak. Her yaptığımız ürünün de arkasındayız. Çok mazilerimiz de var. Çok güzel şeyler de yaşıyoruz. Bursa'dan simit almaya gelen de var. Bursa'dan simit alan gelen. Almaya gelen var. Şahit olmuşum. Karacali'den gelen de var. Mudanya'dan. Biz daha iyi bir seviye getirmek istiyoruz Gemlik halkı için. Elimizden geleni her zaman... Sadece simit olarak değil herhalde. Simit olarak kıymalı peynirli böreğimiz dediğim gibi. Tahinli pidemiz, gül böreğimiz. Çıtır yağlı poğaçalarımız. Toplam kaç çeşit ürün var? Toplam aşağı yukarı 8-10 çeşit bir ürünümüz 8-10 var. Çeşit evet. Ürünümüz var. Bunların hepsini siz mi yapıyorsunuz? Evet, hepsini biz tek yapıyoruz. Başınıza. Tek başınıza. Ustalarınızda mı yardımcı olanlar var da? Ekibimiz var. 5 kişilik bir ekip şu an. Tabii tariflerimiz var. Yani burada sizin elinizden geçiyor her şey. Tabii her şey elimde geçiyor. Yardımcı konsept diyelim. Yardımcı ekipman diyelim. 5 kişilik bir ekip sonuçta. Bunu daha ileri zaman dediğim gibi büyütmeyi düşünüyoruz. Çünkü yoğunluk yaşıyoruz. Şu an yoğun bir dönemde geçiyoruz. Via Simit ailesi olarak. Gemlik halkına gelecek nesile simidi tattırmak istiyoruz. Simidin ne kadar güzel bir ürün olduğunu. Sabah kahvaltısında ara öğünde devamlı simit atıştırmalıktır. Biliyorsunuz simit ve poğaça. Yani. Bunu Gemlik halkına
gelecek nesile de tattırmak istiyoruz açıkçası. V.S. Smith ailesi olarak. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben kapatmadan önce bir sorum var. Simit ayranla mı yenir, çayla mı yenir? Simit çok derin bir yerden daldınız. Ben kendim biraz ayrancıyım. 3-4 tane garanti ayran içerim. 3-4 tane. Yani çok iyi. Ayran milli içeceğimiz. Tabii ki de. Ama tabii simit, zeytin, çay, gemliğin vazgeçilmezi. Bunu kendim yani insanlarda gördüm. Daha hani mesela şey vardır. Ya kardeşim simit ayranla yenir. Ya yok ya da simit ya, çayla simit gider. Ya simit şeyle gider. Zeytin yanında olacak. Zeytin simit, çay. Zeytin şart. Zeytin şart bence gemliğin başkenti değil. Zeytin şart. Zeytinin başkenti evet. Gemlik olarak. Gemlik olarak zeytin şart zeytini diyoruz. Seviyoruz diyelim. İbrahim Bey, konuları toparladık. Başka izleyicilerimizin bilmesi gerektiğini düşündüğünüz şeyler varsa var. Alalım onları. V.S. Smith ailesi olarak gerçekten çok kaliteli malzeme kullanıyorum dediğim gibi. Gemlik halkını bekliyoruz. Tatmayan gelip tadabilir. Müşteriye karşı her zaman bir güler yüzümüz var. Yerimiz zaten Karsak Camii'nin arkasında. Şu anda ekranda zaten izleyicilerimiz evet, görüyor. Nerede olduğunu. Karsak Camisi'nin arkasında Via Simit fırını olarak. Evet. Peki yerinizden memnun musunuz? Memnunuz. Çok şükür iyi. Dediğim gibi gemlik halkını odun lezzetiyle buluşturduk. Simidi çıtır kazan simidini herkesin tatmasını öneriyorum. O zaman herkesi Via Simit fırınına bekliyoruz evet, diyelim. Özellikle tahinli pide kışın vazgeçilmez. Üşümeye karşı da iyi geliyor. Tahinli pide? Evet, onu da söylemek istiyorum. Üşümeye karşı. O zaman evet, biz her gün buradan. Evet, buradan şimdi İbrahim Bey'den şey alıyoruz. Söz alıyoruz. Bize her gün bir tane tahinli pide verecek. Üşümezsiniz. Bol bol tahinli pide yemenizi tavsiye ediyorum. Tahinli pide güç kuvvet de veriyor değil mi? Tabii güç kuvvet veriyor. Tahin dinç tutuyor tabii. Acıkmanıza. Ya bu tahinin vermiş olduğu bir şey tabii. Tahinin tatlının vermiş evet, olduğu bir şey. Evet, tatlının vermiş acıkmanıza da önlüyor. Açıkmanıza. Bu arada tahinli pide yedi. Bir canlı yayından önce. Yayından önce bir tahinli pide yedi. Tahinli pide yani yanında tahinli pide hemen 2 dakika. Sabah yemeğe giderken falan götürüyor musunuz? Böyle hani sizde var mı böyle bir kültür? Yani ne bileyim. Misafirliğe gittiniz bir tahinli pide ya da bir simit öyle bir şey var mı sizde? Umut Bey pek misafirliğe gitmemiz zaman olmuyor. Değil mi? Zaman olmuyor. Genellikle gezmeye çıktığımda. Demin telefon konuşmanızı duydum. Ustalar hala çalışıyor. Sabah çekim için geldiğimizde çalışıyorlardı. Siz de çalışıyordunuz. Evet. Zaten şu anda buradasınız fakat normalde çalışıyor olurdunuz. Şu an bu saatlerde işimiz bitmiş oluyor normalde. Hı-hı. Ben biraz erken çıktım bugün açıkçası. Kaçtım daha doğrusu. Yani yayından ötürü. Sesinden dolayı bu şekil devam ediyor. Peki İbrahim Bey, poğaçalardan bahsettik. Poğaça, kaç çeşit poğaçanız var? Biz genellikle poğaça adlandırdığımız yarım yağlı dediğimiz ustalık esnasında. Yarım yağlı. Yarım yağlı. Onu yapmıyoruz. Çok katı yağ içerdiğine dolayı. Genellikle açma hamuru yapıyoruz. Açma hamuruyla evet, poğaça yapıyorsunuz. Sıvı yağdan yapılıyor. İnce bir yağ dediğimiz gibi sıvı yağ. Rahatsız etmiyor pek mide yanmasına karşı. Sıvı yağ da sanırım kaliteli bir markadır. Kaliteli tabii. Emek yağı kullanıyoruz zaten. Bunu gördüm. Söylemek onu söyledim. Evet. Gördüm. Emek yağı iyi bir yağ. Yıllardır tercih ettiğimiz bir yağ ustalar olarak. Dediğim gibi bizim poğaçalarımızın özelliği serpme poğaça olması. Hamuru ince. O ne demek serpme? Serpme dediğimiz el aşması tabir ettiğimiz. Zaten tanıtım videosunda gözüküyor. El aşması, hamurun ince ve çıtır olması. Şu anda izleyenlerimiz görüyor evet, zaten. El aşması olması. Yani poğaçanın hamur gibi kalma bir özelliği yok açıkçası. Üstü çıtır, içi hafif yumuşacık bir poğaça. Bilen biliyor zaten değerli müşterimiz. Neler var içinde? Kaç çeşit var? Mesela zeytinlisi falan var mı? Poğaçanın? Zeytinlisi, kaşarlısı, sosislisi, sade aşması, özellikle maydanozlu peynirli poğaçamız o da çok... Maydanozlu peynirli. Evet, o da çok rağbet gören bir poğaçamızdan biri. Çıtır yağlı poğaçamız. Peki bu poğaçayla açma ayrı bir şey değil mi? Poğaça ayrı, açma ayrı. Poğaça biraz daha katı yağ içeriyor. Katı yağ sevenler için. Açma sıvı yağ, yumuşak hafif. Biraz daha yiyimci. Biraz sizin daha... açmanız gerçekten çok muazzam. Açma evet. Biraz böreği hissettiriyor. Evet. Yani böreği hissettiriyor. Böyle, çıtırımsı böyle. Dediğimiz gibi çok yağ kullandığımızdan dolayı değil açıkçası. Hamurun ince ve çıtır açılmasından dolayı. Yani tabi burada usta ellerin evet, sırrı usta, var yani. Usta ellerin sırrı. Dedim ki çok yağın kullanmasından. Mesela bazen müşterimiz diyor ki hafif yağlı ama çok güzel. Hafif yağlı olmasının sebebi hamurun ince açılması. İnce açıldı mı bu sefer pişince çıtırlığını koyuyor ortaya açıkçası Umut Bey. Papatya gibi kabarıyor kendisi. Çok iyi.
Bir de gül böreği. Evet, gül böreği. Patatesli peynirli gül böreği yapıyoruz yufkadan. O nasıl yapılıyor? Onun yapılışının tarifini vermek istemiyorum. Via Simit Fırın'a davet ediyorum sadece. Aynen. Gül böreğini de merak edenler Via Simit Fırın'a gelsin, orada tatsın. Evet. Orada belki soranlara söylersiniz. Söyleriz ya. Peki söylemek istediğiniz başka şeyler varsa değerli izleyenlerimize aktaralım. Sonra da programımızı kapatalım İbrahim Bey. Gemlik halkını seviyoruz açıkçası. Sırf bu işi yapıyoruz diye değil. Bu bir gerçektir. Her zaman dediğim gibi güne başlarken nasıl daha iyi bir hizmet sunabiliriz diye düşüncesindeyiz. Via Simit Fırın ailesi olarak. Çok güzel. Bu düşünceye sahip olmak gerçekten kaliteli bir işçilik, kaliteli insan düşüncesidir biz, yani. Biz elimizden geldiği her zaman en iyisini, en iyi hizmeti, en iyi güler yüzü gösteriyoruz gelinlik halkına. Elimizden gelen bundan sonrasında daha iyisini yapmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Sizin desteklerinizi de bekliyoruz gelinlik halkının. Buradan herkese kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Peki, teşekkür ederiz İbrahim Bey. Çok sağ olun. Elinize, ayağınıza, yüreğinize, dilinize sağlık diyelim. Evet, bugün değerli izleyenlerimiz Via Simit Fırını'nın işletme sahibi İbrahim Bilgi yanımızdaydı. Bize vermiş olduğu simit açma poğaça ile ilgili vermiş olduğu bilgiler gerçekten aydınlattı diyebiliriz. Zaten siz de İbrahim Bey konuşurken videoda gördünüz nasıl yapıldığını, nasıl bir süreçten geçtiğini sizler de şahit oldunuz, izlediniz. Ben tekrardan çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrardan ayağınıza, yüreğinize, dilinize, ağzınıza sağlık. Efendim, bir Mor Koltuk programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir Mor Koltuk programında tekrardan görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.